TGRT Haber yayınına bağlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İsrail'in kendisine karşı duran Hamas'ı yok etmeye çalıştığını söyledi. Bir İsrail Krallığı'nın da kurulmasının zamanının geldiğini düşünenler olduğunu ekledi. Tabii ki çok ağır, çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Geleceği belli olan bir sonuçtur bu. Yani günlerdir bütün dünyanın gözü önünde devam eden bir İsrail baskısı, saldırısı var. Camiler bombalandı, insanların evleri bombalandı, arabaları bombalandı, 250'ye yakın insan öldürüldü ve dünya seyretti. Bunun da öncesi var, bu saldırının da öncesi var. Yıllardır devam eden son derece insanlık dışı sert bir ambargo var. Ondan evvel uygulanmış olan dökme kurşun operasyonu, başka operasyonlar var. Şimdi durduk yerde, ortada herhangi bir sebep yokken İsrail'in böyle bir saldırganlığı asla kabul edilebilir bir şey değil. Ve ne yazık ki dünyada buna sessiz bir şekilde inşallah çok kuvvetli tepkiler çıkar. Buradan bu çağrıyı bir kere daha yapalım. Ama şimdiye kadar maalesef sessiz kalarak bir yerde bir onay verilmiş oldu. Burada açık söylüyorum, yani bu saldırı karşısında hem Batı ülkeleri hem dünyada özgürlüğü, barışı savunduğunu iddia eden ülkeler, hem bölge ülkeleri hem İslam ülkeleri, herkes bir sınava tabi tutuluyor. Kim nerede ne sorumluluk sahibi ise, Birleşmiş Milletlerinden Arap Birliği'ne kadar, İslam İşbirliği Teşkilatı'na kadar herkes bu sorumluluğun altındadır ve bir sınava tabi tutuluyor. Herkesin bu saldırganlığa karşı dur demesi lazım. Çünkü gerçekten Orta Doğu'nun ve bölgenin şartları eskisine göre çok daha hassas bir noktadadır. Zaten aşağı yukarı neredeyse her ülkede Orta Doğu'da önemli karışıklıkların olduğu bir durumdayız, noktadayız. İşte Ukrayna'da, Doğu Avrupa'da karışıklıkların olduğu durumdayız. Dünyanın birçok bölgesinde karışıklıkların olduğu bir noktadayız. Ve hepimiz şunu biliyoruz ki, siyasetle azıcık ilgisi olan dünyadaki herkes biliyor ki, dünya barışının kilidi Orta Doğu'dur. Orta Doğu'nun anahtarı da Filistin meselesidir. Filistin meselesini yok sayarak, Filistin meselesini çözmeden dünyadaki kalıcı, adil bir barışın olabilmesi zaten mümkün değildir. Kaldı ki İsrail şunu da görerek rahat hareket ediyor. Birkaç tane İsrail'in elini rahatlatan durum var. Birincisi, dünya sisteminin artık problem çözme yeteneği kalmadı sayılır. İşte Ukrayna krizini bile çözemeyen bir sistemle karşı karşıyayız. Çünkü dünyada gücü elinde bulunduran 5 ülke veto yetkisini kullanarak istediği şekilde dünya sistemine yön vermeye çalışıyor. Dolayısıyla bu İsrail'in elini rahatlatıyor. İkincisi, maalesef bölgede uzun süredir devam eden bölge ülkelerinin kendi iç karışıklıkları, mezhep kavgaları, etnik kavgalar, bütün bunlar İsrail kenara oturmuş zaten elini ovuşturarak keyifle İslam coğrafyasının iç çatışmalarını izliyordu. Üçüncüsü, Filistin meselesinde uzun yıllardır beklenen bir şey oldu. Hamas'la El Fetih anlaşarak bir birlik hükümeti kurdu. Bu Filistin davasının mücadelesinde bir adım daha ileriye gitmesi demekti. İsrail bundan da çok ciddi bir hazımsızlık duydu. Velhasıl bütün bu faktörler bir araya gelince bu zamanın şartlarından istifade ederek, yararlanarak kendi konumunu bir adım daha ileriye götürmek istedi. Nedir nihai olarak istediği? Bu bölgede kendisini tehdit edecek, güç gösterecek hiçbir Filistinli unsurun kalmasını istemiyorlar. Bunun arkasında hem dünyada ekonomik güç vesaire bütün bunlar var ama esas meselelerden birisi de şu. Sonuçta İsrail'deki bazı unsurlar, buna karşı çıkan, bunu kabul etmeyen kimselerin olduğunu, grupların olduğunu, partilerin olduğunu da biliyoruz. Ama İsrail'de etkin bazı çevreler şunu diyorlar, artık vakti geldi. Bu Mescid-i Aksa'nın, Kubbetül Hadra'nın buradaki, yani Süleyman Tapınağı'nın üstünde bulunan Müslüman mabetlerinin, bunların yok edilmesi ve Süleyman Mabedi'nin inşa edilerek tekrar yeryüzünde bir İsrail krallığı oluşması. Artık bunun vakti geldiğine inananlar var ve yıllardır Orta Doğu'yu böyle bir türbülansa sürükleyen esas unsurlarda bunlar olduğunu görüyoruz. TGRT Haber'in